Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ailenizin yarışması Ben Bilirim'in yepyeni bölümüyle ve ödül bölümüyle karşınızdayız. Günlerini birinci tamamlayan 4 yarışmacımız stüdyomuzda ve bakalım ödülün sahibi kim olacak? Önce yarışmacılarımızla buluşma vakti. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Gün birincilerimiz bu akşam 1 numaralı masamızda Selçuk Bey var. 2 numaralı masamızda Serkan Bey var. 3 numaralı masamızda Konya'dan yarışmacımız Nihat Bey var. Ve 4 numarada ödül bölümüne yükselen bu hafta tek hanımefendi oldu. Eylem Hanım var. Hoş geldiniz tekrar. Nasıl keyifler? Görüşmeyeli nasılsınız? Gayet iyiyiz. Gayet iyisiniz. Artık zaten birinciliği tattık. Bakalım bu akşam nasıl bir yarış izleyeceğiz. İlk gün yarıştığınızı izleyen seyircilerimiz mutlaka tanıyorlardır ama bugün ilk kez izleyen seyircilerimiz için birer cümleyle kendimizi tanıtırsak arkasından sorularımızı alacağız. Selçuk Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Selçuk Aydın. Artvin Şavşat doğumluyum. 3 kız babasıyım. Kütüphaneciyim. Aynı zamanda öğretim görevlisiyim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Harika. Ben de size başarılar diliyorum Selçuk Bey. İlk gün çok iyiydiniz. Bakalım bugün nasıl bir sonuç alacağız. Gerçekten iyi bir ekip, güzel bir ekip var. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve 2 numarada Serkan Bey var. Serkan Bey de eşiyle ve kız kardeşleriyle birlikte yarışmıştı. Birinci olmuştu. Ödül bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serkan Özarpacı. Bir vakıf lisesinde matematik öğretmeniyim. Bir kızım bir oğlum var. Allah arkadaşlara olsun. Başarılar diliyorum. Süpersiniz efendim. Ben de size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ve 3 numarada Nihat Bey, Konya'dan yarışmacımız. Tekrar hoş geldiniz Nihat Bey. Hoş bulduk Alper Bey. Nihat Doğan'a Konya'dan katılıyorum yarışmaya. Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Evliyim. Bir oğlum var 11 yaşında. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım keyifli bir yarışma olur. Teşekkür ederiz. Umarım keyifli olur ve bugün yine oğlunuz sizi yalnız bırakmadı seyircilerimiz arasında. Ve bir destekçiniz daha var. Kimdi? Kıymetli eşim ekran başından destek olacak artık. Gelemedi kendisi işi sebebiyle. Hı hı. Bir de üniversite yıllarından eski mezun öğrencilerimden Mehmet arkadaşım. Mehmet Bey de şu an stüdyoda. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz yarışmacılarımızı destekleyen taraftarlarına da efendim. Nihat Bey'e de başarılar diledikten sonra Eylem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Merhaba. Tekrardan. Eylem Budak ben, 26 yaşındayım. Özel bir kurumda Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Aynı zamanda akıl oyunları öğretmenliği de yapıyorum. Başarılar diliyorum herkese. Bugünkü yarış için nedir tahmininiz Eylem Hanım? Gözüm korktu aslında. Korktu mu? Çünkü bir kısmını izleyebildim. Biraz daha böyle hani demotive geldim. Umarım soruları görünce biraz daha motivasyonum artacaktır. Belki onlar da sizi izleseler aynı şeyi düşünecekler. Bilmiyorum ama. Bilemiyorum. Evet, herkes birinci. Beklentiyi yüzden düşük tutmak gerekiyor diye düşünüyorum ben bugün için. Yarış ortada, herkes birinci. Umarım güzel olur, keyifli olur efendim. Başarılar diliyorum 4 yarışmacımıza da. Ve Ben Bilirim'in ödül bölümüne başlıyoruz. İlk sorumuzu Selçuk Bey ile seçerek. Buyursunlar. Şavşat'ın şeysi. Açılış sorumuzda Şavşat'ın şeysi, kategorimiz müzikmiş Selçuk Bey. Buyursunlar, geliyor. Klasik Türk müziğinde faslın giriş taksiminden sonra şarkıdan önce çalınan parçadır. Süremiz başladı. Peşrev. Peşrev. Doğru mu görelim? Kutlarız. Selçuk Bey ödül bölümümüzün ilk puanını alan isim oldu. Darısı Serkan Bey'in başına. Buyursunlar. Oğlum Kerem'in K'si. Kerem'in K'si. 80 puan değerinde kategorimiz motorlu taşıtlarmış. Geliyor. Motorlu araçlarda bir tür hız ölçüm aygıtıdır. Süremiz başladı. Takometre. Takometre. Doğru mu görelim? Tebrikler. Oğlum Kerem'e sevgilerimi gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Harikasınız. Serkan öğretmenimiz de güzel bir giriş yaptı. Oğlunun şansıyla tebrik ederiz bir kez daha efendim. Ve Nihat Bey'deyiz. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. Değeri 80 puan. Kategorimiz bu kez tarih efendim. Geliyor.
Yaklaşık 4000 yıl önce hüküm süren Babil Kralı'nın adıyla anılan yazılı kanundur. Süremiz başladı. Hammurabi. Hammurabi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve efendim şimdi de Eylem Hanım seçecek ilk sorusunu. Paris'in P'si. Paris'in P'si 70 puan değerinde. Kategorisi dil bilgisi olacak. Özellikle az önce tam işte hazırlanıyoruz falan girmeden önce yayına anlam bilgisi olsun, dil bilgisi olsun demişti. İlk soru öyle geliyor. Buyursunlar. Özel adlara, kısaltmalara ve sayılara gelen ekleri belirtmek için kullanılan noktalama işaretidir. Süremiz başladı. Noktalama işareti. Gelmedi ve Serkan Bey ben bilirim dedi. Apostrop. Efendim? Apostrop. Apostrop. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Selçuk Bey. Apostrof. Apostrof. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet. Kesme işaretini, apostrofu arıyorduk efendim ve puanlar Selçuk Bey'e gitti. Hiç bilmiyordum ben. Utanarak söylüyorum. Hangisini? Apostrofu ilk defa duydum. Evet. Hem kesme, kesme işaretinin... Aa, çok evet. Utandım ben şu an. Yok estağfurullah. Burada da puanlar Selçuk Bey'e gitti. Hatta Türk Dil Kurumu da Türkçeleştirmiş zaten. Hem apostrofu hem de kesme işaretini kabul ediyordu efendim. Noktalama işaretleri arasında. Sağlık olsun diyelim Eylem Hanım. Nazar boncuğu diyelim. İnşallah birazdan İnşallah. Devamı güzel olur. Ve tekrar Selçuk Bey'deyiz. Artvin'in A'sı. Artvin'in A'sı 80 puan değerinde. Bu kez kategorimiz güzellik olacak. Geliyor. Saçı parlatmak ve şekil vermek için kullanılan güzel kokulu bir maddedir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Serkan Bey ben bilirim dedi. Briyantin. Briyantin. Az önce apostroftan ağzı yanan Serkan evet. Bey bu kez kodlayarak söyledi adeta. Briyantin. Doğru mu görelim. Kutlarız. Ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. Bu kez de seçecek isim Serkan Bey. Buyurun Serkan Bey. Mehtap'ın M'si. Mehtap'ın M'si. 80 puan değerinde. Bu kez kategorimiz bilim insanıymış. Buyursunlar. Bölgede yaptığı çalışmalar nedeniyle soyadı Antarktika'da bir tepeye verilen bilim insanıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Bölgede yaptığı çalışmalar nedeniyle soyadı Antarktika'da bir tepeye verilen bilim insanını arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Kim olabilir o bilim insanı? Bir kutu daha. Bir üniversitemizin de akademik kadrosundadır efendim. Bir tane daha dediğim an Eylem Hanım. Harflerden yola çıkarak söylüyorum. Umman Onat. Umman Onat. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Bir tane daha. Buyurun Eylem Hanım. Yine kutulardan yola çıkıyorum. İmran İnan. Ümran İnan diyeyim. Daha kullanışlı bir isim. Peki. Ümran İnan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet.
Öğretmenimiz Eylem Hanım doğru cevaba ulaştı. Bu arada konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan bilgi şöyleydi efendim. 1960'lardan bu yana Türk bilim insanları Antarktika konusunda çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu çerçevede Antarktika'da Profesör Doktor Atok Karali ve Profesör Doktor Ümran İnan adlarını taşıyan coğrafi noktalar bulunmaktadır. Karali Kayalıkları ve İnan Tepesi şeklindeydi Dışişleri Bakanlığı'nda yer alan bilgi. Şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz. Nihat Bey'deyiz. Buyursunlar. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si. Değeri 80 puan. Kategorimiz ulaşım olacak Nihat Bey. Geliyor sorumuz. Yükseltileri farklı iki nokta arasında çelik halatlarla ve motor gücüyle çalışan iki vagonlu ulaşım aracıdır. Süremiz başladı. Füniküler. Füniküler. Doğru mu görelim? Tebrikler. Güzel, hızlı geldi burada da cevabımız. Şimdi de Eylem Hanım'dayız. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si 60 puan kazandırabilir. Kategorimiz bu kez sağlık olacak. Eylem Hanım için geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün merkezinin bulunduğu yerdir. Süremiz başladı. Cenevre. Cenevre. Doğru mu görelim? Tebrikler. Evet, az önce bir soruda tökezlemişti. Arkasından güzel toparlandı ve güzel puanlar aldı Eylem Hanım. Dilerseniz puan tablosuna da birlikte bir göz atalım. Şu ana kadar yarışmacılarımızın topladığı puanlar şöyle. Liderlik koltuğunda iki isim var. Nihat Bey ve Serkan Bey 160 puan, Selçuk Bey 120 puan ve Eylem Hanım 90 puanla yarışa başladılar. Dönüyoruz tekrar bir numaraya Selçuk Bey'e. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si. Kategorimiz bu sorumuzda müzikmiş Selçuk Bey. Sizin için geliyor. Ajda Pekkan'ın "Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi?" sözleriyle bilinen şarkısıdır. Süremiz başladı. Hoş görsen. Hoş görsen. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Sonradan mı geldi Selçuk Bey? Bir düşündünüz. Şarkıyı söyledim. İçinizden şarkının sözlerini söyledim. Nakarata kadar geldi. Yakalamak için. Evet. Evet, güzel şey gördünüz. Diye. Süper efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi Serkan Bey'le seçiyoruz. Yumuşak G olsun. Yumuşak G olsun. Değeri 50 puan. Coğrafya sorusu gelecek Serkan Bey için. Alıyoruz. Afrika'nın kuzeyinde bulunan Mısır dışındaki ülkelere verilen isimdir. Süremiz başladı. Mağrip. Mağrip. Doğru mu görelim? Kutlarız. Serkan öğretmenimiz de burada pas geçmedi. Batı anlamına gelen Mağrip, Mısır'ın batısındaki ülkeleri de niteliyordu efendim. Buradan da güzel puan aldık. Ve şimdi Nihat Bey seçiyor sıradaki sorumuzu. Çorum'un Ç'si. Çorum'un Ç'si. Kategorimiz genel kültür, sorumuz geliyor. Doğu uygarlığının en önemli temsilcilerinden biri olan Çinli filozoftur. Süremiz başladı. Confucius. Confucius. Doğru mu görelim? Kutlarız. Yarışmacılarımız gün birincisi olunca cevaplar çok hızlı geliyor ve Nihat Bey de güzel gördü efendim Confucius'u. Yeniden Eylem öğretmenimizdeyiz. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 60 puan değerinde bir sağlık sorusu daha geliyor. Buyursunlar.
Mide iç duvarının iltihaplanmasından ileri gelen bir rahatsızlıktır. Süremiz başladı. Gastrit. Gastrit. Doğru mu görelim? Kutlarız. Ödül bölümümüze yükselen tek hanımefendiydi Eylem Hanım. Beylerle başa baş mücadeleyi sürdürüyor ve yeniden Selçuk Bey'deyiz. Urfa'nın U'su. Urfa'nın U'su. Kategorimiz coğrafya. Sorumuz şöyle sorulmuş. Almanya'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen adına türküler yazılmış akarsudur. Süremiz başladı. Tuna Nehri. Tuna Nehri. Doğru mu görelim? Kutlarız. Selçuk Bey, ilk güne göre nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Daha mı hızlı gidiyor? Alışmışım sanki. Ondan olsa gerek. Güzel gidiyor. Güzel güzel. Seri geliyor efendim cevaplar. Ve şimdi de Serkan Bey seçecek. Serkan öğretmenimiz için geliyor harf tablomuz. İpek'in iyisi olsun. İpek'in iyisi. Kategorimiz sinema. Sorumuz şöyle. Adile Naşit'in 1976 yılında Altın Portakal ödülü kazandığı ilk ve tek filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi Nihat Bey, ben bilirim dedi. İnek Şaban. İnek Şaban. Eğer doğruysa Nihat Bey 80 puan daha kazanacak. Görelim... Değilmiş. Rahmetli Adile Naşit'in 1976 yılında Altın Portakal ödülü kazandığı ilk ve tek filmi arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Serkan Bey. İnci Teyze. İnci Teyze. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Kutularımızdan... Bir tanesini daha açalım. Acaba karşımıza hangi film çıkacak? Adile Naşit'in kariyeri açısından önemli bir filmmiş efendim. Buyursunlar, bir kutu daha açıyoruz. Son 20 saniyeye giriyoruz. Bir kutu daha. Buyurun Selçuk Bey. İnce Hayat. İnce Hayat. İnce Hayat. Doğru mu görelim? Değilmiş Eylem Hanım. İşte Hayat. İşte Hayat. Görelim. Kutlarız. Evet, İnek Şaban'la başlayan yolculuğumuzda işte hayata ulaştık ve Eylem Hanım'ın hanesine yazıldı efendim puanlar. Bir kez daha puan tablosuna dönüp baktığımızda bu akşam son ana kadar güzel bir rekabet izleyeceğiz belli. 300'ü gören yarışmacımız yok. 200'ün sadece 10 puan altında Eylem Hanım. Çok yakın puanlar, süper. Geçiyoruz Nihat Bey'in sorusuna. Ünye'nin Ü'sü. Ünye'nin Ü'sü 80 puan değerinde bir sağlık sorusu daha gelecek Nihat Bey için. Bir organı besleyen atar damarın tıkanması sonucu gelişen doku ölümüdür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var mı? Bir organı besleyen atar damarın tıkanması sonucu gelişen doku ölümü. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Selçuk Bey. Enfarktüs. Enfarktüs. Enfarktüs dedik. Enfarktüs. Enfarktüs.
Doğru mu görelim. Kutlarız. Cevaba girdiniz, sonra bir geri adım attınız. Acaba dedim değiştirecek mi tahminini Selçuk Bey? Harfleri yerleştirmeye çalıştım. Aslında baştan da öyle normaldi ama tedirgin oldum şeyde, yerleşmiyorum acaba diye. Gayet de güzel yerleştirdiniz efendim. Güzel puan aldık buradan. Selçuk Bey'i kutluyoruz bir kez daha. Şimdi soruyu seçecek isim Eylem Hanım. Iğdır'ın ı'sı. Iğdır'ın ı'sı. Kategorisi sinemaymış Eylem Hanım. Geliyor sizin için. Halle Berry, Michelle Pfeiffer gibi oyuncuların canlandırdığı Batman'in düşmanı olan karakterdir. Süreniz başladı. Gelmedi ve Serkan Bey ben bilirim dedi. Kedi kadın. Kedi kadın. 80 puan değerinde doğru mu görelim. Tebrikler. Serkan Bey de burada hızlı gördü. İlk gün eş, kardeş güzel gidiyordu. Bayağı da makası açmıştınız. Bu kez ilk günkü gibi gitmiyor. Rakipler daha hızlı. Serkan Bey nasıl şu ana kadarki gidişata dair yorumunuz? Çekişmeli. Çekişmeli değil mi? Evet. Galiba sonlara kadar böyle gideceğiz. Öyle gözüküyor. İnşallah. Ve efendim keyifli şimdi olur. De soruyu seçecek isim Selçuk Bey. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. 70 puan değerinde kategorimiz tarih olacak. Selçuk Bey için geliyor. Macaristan'da yer alan Osmanlı Devleti tarihinde de öneme sahip kaledir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Serkan Bey ben bilirim dedi. Estergon. Estergon Kalesi. Doğru mu görelim. Evet. Liderlik yarışını bu cevap nasıl etkiledi? Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz. 360'a 350 şeklinde liderlik koltuğuna geçti Serkan Bey bu cevabın ardından. Ve şimdi de soruyu seçecek isim Serkan Bey. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si. Kategorimiz genel kültür Serkan Bey. Buyursunlar. Her yıl Bilim ve Sanat Akademisi tarafından belirlenen ve Norveç Kralı tarafından verilen matematikçilerin Nobel'idir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Her yıl Bilim ve Sanat Akademisi tarafından belirlenen ve Norveç Kralı tarafından verilen matematikçilerin Nobel'i olarak bilinen ödül. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Son 30 saniye. Ben bilirim diyen var mı? Bir kutu daha açıyoruz. Son 15 saniye. Bir kutu daha. Buyurun Selçuk Bey. Abel ödülü. Abel ödülü. Abel ödülü. Tahmin yürütüyorum. Son 12 saniyede gelen cevap Abel ödülü oldu. 30 puan kazandırdı mı? Görelim. Evet, soru Serkan Bey'in sorusuydu. Puanlar Selçuk Bey'e gitti efendim. Tebrik ediyoruz bir kez daha ve şimdi de soru seçme hakkı Nihat Bey'e geçti. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si 70 puan kazandırabilecek bir müzik sorusu varmış Nihat Bey. Geliyor. Tarkan'ın 2016 yılında çıkardığı Türk sanat müziği albümüdür. Süremiz başladı. Ahde Vefa. Ahde Vefa.
Doğru mu? Görelim. Deriz. Nihat Bey de buradan güzel puan aldı efendim. Şimdi sorumuz Eylem Hanım için gelecek. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si. Kategorimiz bu kez tarih ve edebiyatmış. Eylem Hanım için ekranımıza geliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın eserlerinde kullandığı mahlasıdır. Süremiz başladı. Aa, çok iyi biliyorum bunu. Gelmedi ve Serkan Bey ben bilirim dedi. Muhibbi. Muhibbi mahlasıyla. Ne diyecektin? Ruhsati diyecektim zaten. O başka biri. Evet, Serkan Bey'in tahmini Muhibbi. Doğru mu? Görelim. Evet. Burada da yine öğretmenlerimiz arasında bir paslaşma oldu. Eylem Hanım'dan sekti, Serkan Bey'e gitti. Hatta günümüze kadar gelmiş olan o olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi sözü de Muhibbi mahlasıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirinde geçerdi efendim. Tebrik ediyoruz bir kez daha Serkan Bey'i. Şimdi puan tablosuna gidiyoruz ve puan tablosunda durum nedir? 420 ile Serkan Bey liderlik koltuğunda, 380 Selçuk Bey, 310 Nihat Bey ve 190 puanla yarışıyor Eylem Hanım da. Her an tablo değişebilir. Birkaç soru tüm akışı değiştirebilir, sıralamayı değiştirebilir. Ve şimdi de Selçuk Bey ile devam edeceğiz efendim soru seçmeye. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sü 70 puan değerinde, kategorisi enerji olan bir soru geliyor. Türkiye'nin en büyük jeotermal enerji santralinin bulunduğu Denizli ilçesidir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Nihat Bey ben bilirim dedi. Hasanköy. Hasanköy. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Türkiye'nin en büyük jeotermal enerji santralinin bulunduğu Denizli ilçesini arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Bir tane daha. Bence gelecek birazdan. Son 30 saniyeye giriyoruz. Bir tane daha. Ben bilirim diyen Serkan Bey. Samanköy. Samanköy ilçesi Denizli'nin en büyük jeotermal enerji santralinin bulunduğu yerdir dedik. Görelim. Değilmiş Selçuk Bey. Sarayköy. Sarayköy. Doğru mu? Görelim. Güzel. Sorunun sahibi Selçuk Bey'di. Soru döndü dolandı. Selçuk Bey'e geldi efendim yine. Puanlar Selçuk Bey'e yazıldı. Şimdi de Serkan Bey seçiyor sorumuzu. Yozgat'ın yeğesi olsun. Yozgat'ın yeğesi. 60 puan kazandırabilir Serkan Bey bize. Kategorimiz coğrafya olacak efendim. Geliyor. Dünyaca ünlü Fuji Yanardağı'nın bulunduğu ülkedir. Süremiz başladı. Japonya. Japonya. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve Nihat Bey'deyiz şimdi de. Buyursunlar. Van'ın V'si. Van'ın V'si 50 puan değerinde. Kategorimiz resim ve baskı tekniğiymiş. Geliyor. Ağaç, taş veya metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bir yüzeye basılmasıyla yapılan resimdir. Süremiz başladı. Gravür. Gravür. Doğru mu? Görelim. Tebrikler.
Ve efendim şimdi de Eylem Hanım'la seçiyoruz sorumuzu. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si, değeri 50 puan. Bu kez kategorimiz yiyecekmiş Eylem Hanım. Geliyor sizin için. Gülgillerden kokulu bir ağacın genellikle hamur işi yiyeceklerde baharat olarak kullanılan meyvesidir. Süremiz başladı. Gelmedi Serkan Bey, ben bilirim dedi. Mahlep. Mahlep. 50 puan kazandıracak mı? Görelim. Kutlarız. Evet, birçok soru hızlı hızlı geldi. Birçok cevap çok hızlı geldi efendim. Artık ilk turda son 4 soruya kadar ulaştık. Son 4 soru öncesi puan tablosuna bakıp arkasından da sorularımızı alacağız. Serkan Bey istikrarlı bir şekilde liderlik koltuğunda 530 ile yarışı sürdürüyor. 410 Selçuk Bey, 360 Nihat Bey, 190 Eylem Hanım. Ve son 4 soruya Selçuk Bey ile devam ediyoruz. Serkan'ın sesi. Serkan'ın sesi. Kategorimiz tiyatro. Buyursunlar, geliyor sorumuz. Edebiyatımızın ilk tiyatro eserini yazan, Tanzimat döneminin önde gelen sanatçısıdır. Süremiz başladı. Şinasi. Şinasi. Doğru mu? Görelim. Evet. İlk turda son 3 soru. Şimdi de Serkan Bey'deyiz. Zonguldak'ın Z'si olsun. Z harfi, 50 puanlık bir meyve sorusu varmış efendim. Geliyor. Sıcak ülke meyvesi olarak bilinen mangonun diğer adıdır. Hint nokta nokta. Süremiz başladı. Hint kirazı. Hint kirazı. Sıcak ülke meyvesi olarak bilinen mangonun diğer adı Hint kirazı. Selçuk Bey de butonda hazır bekliyor. Bastık herhalde bir. Bakalım doğru çıkacak mı? Görelim. Kutlarız. Bir o an bir bastınız Selçuk Bey. Var mıydı alternatif cevap? Evet. Hangisi vardı? Bence cevize gidecekti, evet. Z harfi olduğu için. Mangoyu da biraz bütünleştirince. Şeklen, evet. Evet, erken oldu. Sağlık olsun efendim. Serkan Bey aldı puanı, hiç bir daha butona basmaya gerek bırakmadı. Ve artık son iki sorumuz ilk turda. Nihat Bey'deyiz. Ordunun Oğuz. Ordunun Oğuz'u 50 puan değerinde bir tiyatro sorusu var. Nihat Bey için geliyor. Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen, hafif güldürü tarzındaki tiyatrodur. Süremiz başladı. Komedi. Komedi. Değilmiş. Selçuk Bey. Vodvil. Vodvil. Aradığımız cevap. Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen, hafif güldürü tarzındaki tiyatro. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve ben bilirimin ilk turunu tamamlamak için son soru da Eylem Hanım için gelecek. Niğde'nin N'si. Niğde'nin N'si. Kapanış kategorimiz ilk turumuzda coğrafya olacak efendim. Buyursunlar. Tropikal iklim bölgesinin geniş çayırlar ve seyrek ağaçlardan oluşan tipik bitki örtüsüdür. Süremiz başladı. Savan. Savan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet. Gün birincilerimizin yarışı, ilk turumuzu tamamladık efendim. Güzel bir ilk tur geçirdiler. Bakalım isterseniz puan tablosu ilk turun ardından nasıl şekillenmiş. 580 puan toplayan Serkan Bey,
liderlik koltuğunda. 510'la Selçuk Bey takibi sürdürüyor. Nihat Bey 360, Eylem Hanım 230. Hızlı geçti, hızlı cevaplar geldi. Ne dersiniz Selçuk Bey, bir durum değerlendirmesi alsak şu ana kadar? Tek kelimeyle nefes kesici. Şahsen benim öyle oldu. Güzel gidiyor. Tebrik ediyorum gerçekten arkadaşları. Onların şeyi dediğim gibi hep bizi de yüksek tutuyor. Evet, hep birbirini güzel besleyen gidiyor. Bir ekip var. Kesinlikle. O tempo arttıkça da herkes temposunu artırıyor. Güzel gidiyorsunuz efendim. Serkan Bey siz nasıl buldunuz? Çekişmeye devam. Evet. Liderlik koltuğu rahat mı? Rahat değil açıkçası. Sürekli arkadan geliyor. Evet, arkadan gelenler var. İşte kardeşinizin, eşinizin size gösterdiği şefkati. Göstermiyorlar. Göstermiyorlar değil mi? Evet, umarım ikinci tur dört yarışmacımız için de güzel geçer. Nihat Bey, sizin ilk tura dair değerlendirmeniz şu ana de kadar keyifliydi. Biraz butonla sıkıntı yaşıyorum zamanlama açısından. Evet, zamanlamada Serkan Bey galiba bir adım öne geçti birçok soruda. Belki de ikinci tur tam tersine döner. Eylem Hanım, sizin için nasıldı? Güzel, daha da güzel olabilir diye düşünüyorum ikinci tur. Umarım biraz daha hızlanırım ya da cevaplar çabuk gelir aklıma. Çünkü süre bittikten sonra geliyor cevaplar genellikle. Başarılar diliyorum bu arada. Gerçekten de çok hızlısınız. Yetişemiyorum size. Mesaj veriyorsun Eylem Hanım. Biraz yavaşlarsanız hepimiz. Ben de katılacağım yarışmaya. Evet, belki de birazdan gelecek 2-3 cevap sizi de hemen liderlik koltuğuna ortak edebilir Eylem Hanım. Belki de. Evet, ben bilirim, çok fazla sürprizin yaşandığı bir yarışma. Önümüzdeki tur hangi sürprizleri yaşayacağız? Onları da birlikte görelim. 28 sorumuz daha var efendim final öncesi. Onları da cevaplamak için hadi ikinci tura geçelim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'in ödül bölümünde ikinci tura geldik. Bu akşam eğitim camiasından yarışmacılarımız var. Bir matematik öğretmenimiz, bir Türkçe öğretmenimiz, bir öğretim görevlimiz ve bir öğretim üyemiz var. Onlarla yarışmaya devam ediyoruz. Gayet güzel bir ilk tur geçirdik. Darısı ikinci turun başına. İlk sorumuzu Selçuk Bey seçecek ve ikinci turumuz başlayacak. Fenerbahçe'nin F'si. Fenerbahçe'nin F'si. Güzel bir puanla başlangıç yapacağız. 140 puanımız var. Kategorimiz edebiyat ve genel kültürmüş efendim. Geliyor. Orhan Veli'nin meşhur Cımbızlı şiirinde adı geçen uluslararası görüşmedir. Süremiz başladı. Gelmedi Serkan Bey, ben bilirim dedi. Berlin Konferansı. Berlin Konferansı. Orhan Veli'nin meşhur Cımbızlı şiirinde adı geçen uluslararası görüşme. Doğru mu görelim? Değilmiş. Çok yaklaştık. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Buyurun Nihat Bey. Viyana Konferansı. Viyana Konferansı. Nihat Bey'e 120 puan kazandırdı mı? Görelim. Değilmiş. Eylem Hanım. Londra Konferansı. Londra Konferansı. Şehirler arası yolculuğumuzda bu kez Londra'ya geldik. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet. Ne atom bombası, ne Londra Konferansı. Bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umurunda mı dünya şeklindeydi. Şiir ve Eylem Hanım'a gitti burada puanlar. Güzel bir başlangıç yaptınız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Ve efendim ikinci sorumuz Serkan Bey. Iğdır'ın ı'sı. Iğdır'ın ı'sı 170 puan demek. Serkan Bey çok güzel puanı var. Kategorimiz edebiyatmış efendim. Geliyor. Dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan Şehrazat'ın Hükümdar Şehriyar'a anlattığı kurmaca öykülerdir. Süremiz başladı. Bin bir gece masalları. Bin bir gece masalları. Liderimiz Serkan Bey 170 puan kazanacak mı? Görelim. Ve şimdi de Nihat Bey seçiyor efendim harfimizi. Van'ın V'si. Van'ın V'si.
Nihat Bey de yüksek puanlı bir soru seçti. 160 puan. Kategorisi sağlık olacak. Geliyor. Ülkemizde tütün ve tütün ürünlerinin zararlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamadır. Süremiz başladı. Dumansız hava sahası. Dumansız hava sahası. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Maşallah yarışmacılarımız 160-170 gidiyorlar. Güzel gidiyorlar. Darısı Eylem Hanım'ın başına efendim. Buyursunlar. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si bize 150 puan kazandırabilir. Bu kez kategorimiz değinmiş. Eylem Hanım için geliyor. Leziz bir yiyeceği çok beğenmek anlamında sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Serkan Bey ben bilirim dedi. Parmaklarını yemek. Parmaklarını yemek. 150 puan. Görelim. Böylece ikinci turumuzda da dört yarışmacımız birer soru seçtiler. Puan tablosuna dönüp baktığımızda ödül bölümümüzde avantajlı isim liderimiz Serkan Bey 900 puanla yarışıyor efendim. Şimdi de Selçuk Bey seçecek sıradaki soruyu. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 160 puanlık sorumuzda bir stem sözü arayacakmışız. Geliyor. Uğradığı yerden hemen gitmeye kalkan kimseye sitem olarak söylenen bir sözdür. Süremiz başladı. Ateş almaya mı geldin? Ateş almaya mı geldin? Doğru mu? Görelim. Biz ikinci turda uzun sorular, uzun cevabı olan sorular kullanıyoruz. Fakat bu kadar hızlı sürede geldiğini hatırlamıyorum. Gerçekten hem deyimlerde hem anlam bilgi sorularında hem genel kültür sorularında şu ana kadar ilk dört soruda şahane ulaştık cevaplara. Ve efendim şimdi de sıradaki sorumuz Serkan Bey. Üzümün üsü. Üzümün üsü. Kategorimiz yine deyim olacak Serkan Bey. Sizin için geliyor. Araları bozulmak anlamında sıklıkla kullanılan uyarı içerikli bir deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi Nihat Bey ben bilirim dedi. Külahları değişmek. Külahları değişmek. Yine çok yüksek puanı vardı. Doğru mu? Görelim. Ve bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Bu cevabın ardından ikincilik koltuğunda puanlar eşitlendi. 670-670 şeklinde. Ve şimdi de Nihat Bey'in sorusuyla devam ediyoruz. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si. 150 puan değerinde kategorimiz sinema olacak Nihat Bey. Geliyor sizin için. Türkan Şoray ve Edis Hu'nun başrolde oynadığı, Kemal Sunal'ın bir kiralık katili canlandırdığı filmdir. Süremiz başladı. Güllü geliyor güllü. Güllü geliyor güllü. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Puan tablosu da diyor ki Nihat Bey geliyor. Nihat Bey bakalım efendim 820-900 oldu tablo. Liderlik yarışında puan farkı 80'e kadar düştü. Gerçekten ilk yarıştığı günde çok güzel yarışmıştı Nihat Bey. Bugün de tablosunu hızla toparlıyor. Liderimiz Serkan Bey 900 puanda. Şimdi Eylem Hanım seçecek. Buyursunlar.
Samsun'un S'si. Samsun'un S'si kategorimiz atasözüymüş efendim. Beğenmediniz Pehlivan'ı. Genelde o soruları yapamıyorum bugün. Evet, dilden gelen sorularda bir baştaki apostrof sizi etkiledi, evet, ama devamında aldınız. Buyursunlar bakalım burada ne çıkacak karşımıza. Geliyor sorumuz. Kötülük yapan karşılığında kötülüğe uğrar anlamında kullanılan bir atasözüdür. Süremiz başladı. Gelmedi ve Serkan Bey ben bilirim dedi. Etme bulma dünyası. Etme bulma dünyası. Kötülük yapan karşılığında kötülüğe uğrar. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve yeniden bu arada puanlar liderimiz Serkan Bey'e gitti efendim. Yeniden Selçuk Bey'e dönüyoruz. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sü. Kategorimiz bu kez de deyim olacak. Geliyor sorumuz. Aynı ortamda bulunulan birinin varlığının farkında değilmişçesine davranmak anlamındaki deyimdir. Süreniz başladı. Görmezden gelmek. Görmezden gelmek. Doğru mu görelim? Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz ve ikincilik yarışı ne durumda? Şu an 800'e 820 oldu. Finale ilk iki yarışmacımız çıkacak. Acaba o isimler kimler olacak? Söz hakkı Serkan Bey'de. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si kategorisi yine deyim. Bayağı deyim sorusu var ve arka arkaya seçiyoruz. Farklı kategorilerden de sorular var ama arka arkaya deyim geldi. Buyursunlar. Halk ağzında geçimini sağlamayı ifade eden deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi ve Nihat Bey ben bilirim dedi bu kez. Çorba kaynatmak. Çorba kaynatmak. Aradığımız cevap mı? Görelim. Değilmiş. Halk ağzında geçimini sağlamayı ifade eden deyim. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Nihat Bey. Çarkı döndürmek. Evet, çorba kaynatmakla denedik olmadı. Çarkı döndürmekle doğru cevaba ulaştık mı? Görelim. Tebrikler. Serkan Bey'in sorusunda puanlar Nihat Bey'e gitti efendim böylece. Şimdi de kendi sorusunu seçiyor Nihat Bey. Ordunun O'su. Ordunun O'su. 120 puan. Bu kez kategorimiz nostaljiymiş. Geliyor Nihat Bey için. Özellikle 80'lerin sonunda ve 90'larda sunduğu pazar programlarıyla bilinen usta sunucudur. Süremiz başladı. Mustafa Yolaşan. Mustafa Yolaşan. Evet, TRT ekranlarının usta sunucusunu arıyorduk. Mustafa Yolaşan. Doğru mu görelim? Tebrikler. Evet, arka arkaya gelen cevapların ardından puan tablosu nasıl etkilendi baktığımızda? Lider değişti. 1050-1040. 10 puanlık avantaj Nihat Bey'de. Ve şimdi de Eylem Hanım'dayız. Yumuşak G. Yumuşak G 120 puan demek. Kategorimiz resim olacak Eylem Hanım. Sizin için ekranımıza geliyor efendim. Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı havarileriyle birlikte resmettiği ünlü sanat eseridir. Süremiz başladı. Son akşam yemeği. Son akşam yemeği. Doğru mu? Görelim. Tebrikler.
Öğretmenimiz Eylem Hanım da bu soruda pas geçmedi ve güzel puan kazandı efendim. Şimdi yeniden bir numaraya Selçuk Bey'e dönüyoruz. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 110 puan demek Selçuk Bey. Kategorimiz trafikmiş. Buyursunlar. Demiryolu, karayolu ve limanlarda trafiği düzenleyen ışıklı sistemdir. Süremiz başladı. Sinyalizasyon. Sinyalizasyon. ...110 puan daha kazandık mı? Görelim. Kutlarız. Bu da hızlı geldi. Maşallah temponuza yetişemiyorum. Gerçekten çok başarılı ilerliyoruz. Çok hızlı cevaplar geliyor. Uzun sorularda güzel cevaplar geliyor. Ve efendim şimdi de Serkan Bey seçecek. Urfa'nın U'su. Urfa'nın U'su. 140 puan. Serkan Bey liderlik koltuğunu geri alabilecek mi? Bir mecaz sorusu varmış. Buyursunlar. Nazik gibi görünmeye çalışırken gülünç duruma düşen kimseler için kullanılan mecazdır. Süremiz başladı. Gelmedi ve Selçuk Bey ben bilirim dedi. Kibarlık budalası. Kibarlık budalası. Doğru mu? Görelim. Evet. Bir kez daha puan tablosuna gidelim çünkü Selçuk Bey'in aldığı bu puan da çok kritikti. Evet, tablo tadından yenmez hale gelmiş. 1050-1050 liderlik koltuğunda iki isim var. İkincilik koltuğu sadece 10 puan mesafede 1040'la Serkan Bey. Eylem Hanım 470 ile yarısı sürdürüyor. 4 yarışmacımızın da final şansı halen devam ediyor efendim. Buyursunlar Nihat Bey'deyiz. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si kategorimiz sinemaymış Nihat Bey. Geliyor. Enver Demirkan ve Abdullah Şahin ikilisinin 80'li yıllarda meşhur olan tiplemelerinin adıdır. Süremiz başladı. Nokta ile virgül. Süremiz başlamadı. Nokta ile virgül. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Şimdi de Eylem Hanım seçecek sıradaki sorumuzu. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 120 puan demek. Kategorisi çizgi film olacak Eylem Hanım. Bu sorunun geliyor. Jet ve dostlarının dünyanın dört bir yanındaki çocuklara paketler taşırken yaşadıklarını konu eden çizgi filmdir. Süremiz başladı. Ve Serkan Bey ben bilirim dedi. Harika kanatlar. Harika kanatlar. Doğru mu? Görelim. Evet. Stüdyodaki ebeveynler hemen belli oldu. Hemen butona yüklendiler. Serkan Bey'e gitti efendim. Puanlar kutlarım efendim. Sağ ol. Ve sıradaki sorumuz şimdi de Selçuk Bey için geliyor. Cizre'nin C'si. Cizre'nin C'si. Yine 120 puanlık bir soru var. Deyimlere bir süredir ara vermiştik. Yeni bir deyim sorusuyla devam ediyoruz. Birinin kötü durumda kalmasını engellemek, zor anında desteklemek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Ve Eylem Hanım ben bilirim dedi. Can yeleği olmak. Can yeleği olmak. Acaba aradığımız cevap mı? Görelim. Değilmiş. Buyurun Eylem Hanım. Can damarı olmak. Can damarı olmak. Ben o canla bir şey alacağım dedi Eylem Hanım. Doğru mu? Doğru mu? Görelim.
O da değilmiş. Heylem Hanım çok yaklaştı az önce. Aradığımız cevap acaba ne çıkacak? Buyurun Nihat Bey. Can simidi olmak. Can simidi olmak. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Çok emek verdiniz Heylem Hanım bu soruya. İlk neydi? Can? Yeleği. İkincisi de can damarıydı. Evet. Ve efendim Nihat Bey can simidiyle aldı Selçuk Bey'in sorusunda puanları. Şimdi de Serkan Bey seçiyor harfimizi. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si 110 puan değerinde. Kategorimiz yine deyim, buyursunlar. Bir sıkıntıya uzun süre katlanmak anlamında kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi Selçuk Bey, ben bilirim dedi. Zahmeti çekmek. Zahmeti çekmek. Zahmeti çekmek. 110 puan kazandık mı? Görelim. Değilmiş. Buyurun Nihat Bey. Zahmete düşmek. Zahmete düşmek. Görelim. O da değilmiş Eylem Hanım. Zahmete değmek. Zahmete değmek. Bir sıkıntıya uzun süre katlanmak. Görelim. O da değilmiş Nihat Bey. Zahmeti görmek. Zahmeti görmek. Görelim. O da değilmiş. Bir sıkıntıya uzun süre katlanmak anlamında kullanılan deyim Eylem Hanım. Söylendi galiba, zahmeti çekmek söylendi değil mi? Soralım bir daha. Tamam. Zahmeti çekmek. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Epey zahmetli geçti şu ana kadar. Bakalım kimden gelecek Selçuk Bey? Kahırda kalmak. Kahırda kalmak. Doğru mu? Görelim. O da değilmiş Eylem Hanım. Kahrını çekmek. Kahrını çekmek. Bu kez oldu mu? Kutlarız. Serkan Bey'in sorusuydu. Eylem Hanım ısrarla denedi, ısrarla denedi ve aldı puanları. Bir kez daha tabloya gidiyoruz efendim. Çünkü yarış birbirine çok yakın seyrediyor. Liderlik koltuğunda Nihat Bey 1290 puan. Serkan Bey 1160 puan. Selçuk Bey 1050 puan ve Eylem Hanım 580. Ve efendim adım adım finale yolculuğumuzda sorunun sahibi bu kez Nihat Bey. Meral'in M'si. Meral'in M'si. 110 puan değerinde. Kategorimiz sağlıkmış Nihat Bey. Geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, alımına sınırlamalar getirilen bir ilaç grubu kategorisinin adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Aynı zamanda o ilaç grubuna sonuna li de eklersek o ilaç grubunu da ifade etmiş olur efendim. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, alımına sınırlamalar getirilen bir ilaç grubu kategorisinin adını arıyoruz Nihat Bey. Kırmızı reçete. Kırmızı reçete. 100 puan daha kazandıracak mı? Görelim. Evet. Konya'dan yarışmacımız Nihat Bey az önce sektirmişti fakat ısrarını sürdürüp kendi sorusunda puanları aldı. Yarış heyecanlanınca tabii heyecan artınca biraz suskunluk çöktü yarışmacılarımıza. Nihat Bey nasıl gidiyor? İkinci turda biraz daha toparladım. Yani biraz daha toparladım. Hatta liderlik koltuğuna da geçtiniz. Güzel gidiyorsunuz efendim. Serkan Bey ile özellikle Nihat Bey arasında gidip gelen bir koltuk yarışı vardı. İlk güne göre nasıl Serkan Bey yarış? Vallahi üst üste deyim sorularını bilemedim. O biraz moral bozdu. Sağlık olsun. Bu arada hani belki ekran başında yarışmanın son bir 5-10 dakikasını izleyen seyircilerimiz ya sadece deyim mi sormuşlar
diyebilirler. Yani biyolojiden resme, fizikten sağlığa, spordan trafiğe, tiyatrodan çizgi filme kadar birçok kategori var. Fakat yarışmacılarımız arka arkaya deyimleri seçtiler. Bakalım devamında hangi kategoriler çıkacak karşımıza. Şimdi de sorumuzu seçecek isim Eylem Hanım. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si 100 puan değerinde. Bu kez edebiyat sorusu Eylem Hanım için geliyor. 2019'da yazılışının 950. yıl dönümü UNESCO anma programına alınan Yusuf Has Hacip eseri olan Türkçe Siyasetname'dir. Süremiz başladı. Kutadgu Bilig. Kutadgu Bilig. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Türkçe öğretmenimiz Eylem Hanım cevaba hızlıca ulaştı efendim. Kutlarım. Ve dönüyoruz Selçuk Bey'e. Şavşat'ın Şeysi. Şavşat'ın Şeysi 100 puan değerinde. Kategorimiz bu kez tarih olacak. Buyursunlar. Uluç unvanıyla da tanınan, Tophane Meydanı'nda adına külliyesi bulunan ünlü denizcidir. Süremiz başladı. Kılıç Ali Paşa. Kılıç Ali Paşa. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Artık final turuna çok az kaldı. Bir kez daha puan tablosuna bakacağız efendim. Şu an avantaj 1390'la Nihat Bey'de. Rakibi 1160 puanlı Serkan Bey mi, 1150 puanlı Selçuk Bey mi olacak? Daha 4 yarışmacımızın da finale yükselme şansı devam ediyor halen. Geliyor sıradaki sorumuz Serkan Bey için. Kastamonu'nun K'si. K harfi 90 puan değerinde. Bir fizik sorusu varmış Serkan Bey bu kez. Buyursunlar. Fizikte gazların hareketini inceleyen bilim dalıdır. Süremiz başladı. Gelmedi Nihat Bey, ben bilirim dedi. Aerodinamik. Aerodinamik. Doğru mu? Görelim. Evet. Şimdi de kendi sorusunu alıyor Nihat Bey. Paris'in P'si. Paris'in P'si 100 puan daha kazanabiliriz. Kategorimiz spor olacak. Buyursunlar. Geçmişte Arnavut, Bulgar, Yunan, Rumen, Yugoslav ve Türk kulüpleri arasında düzenlenen turnuvadır. Süremiz başladı. Balkan Kupası. Balkan Kupası. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz efendim. Nihat Bey final konusunda epey avantaj sağladı. 1580'e ulaştı bu cevapların ardından. Şimdi de Eylem Hanım seçecek. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 100 puan değerinde. Kategorimiz sinema. Sorumuz geliyor. Tarık Akan'ın rol aldığı son Hababam Sınıfı filmidir. Hababam Sınıfı nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Sınıfta kaldı. Hababam Sınıfı sınıfta kaldı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Artık son 4 soru. Bu 4 sorunun ardından 2 yarışmacımızla son turda yarışacağız. Final turunda ve arkasından bu akşamın birincisi 2500 liralık para ödülünün de sahibi olacak efendim. Final için son 4 sayıyoruz. Selçuk Bey ile başlıyoruz. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si
100 puan değerinde kategorimiz sağlık olacak Selçuk Bey. Buyursunlar. Dünyada modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen Florence Nightingale'in lakabıdır. Süremiz başladı. Lambalı kadın. Lambalı kadın. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Selçuk Bey sektirmedi, final şansını sürdürdü. Aslında bugün bana gelen bir sürü soruyu kaçırdım. Yani diğer sorulardan yakalamaya çalıştım. Bu son soru da böyle oldu. Bu son soru da güzel geldi. Florence Nightingale özellikle askerlerin tedavisi sırasında geceleyin elindeki lambayla dolaştığı için efendim lambalı kadın unvanıyla anılıyordu. Selçuk Büyük Bey'de... bir istatistikçi aynı zamanda. Evet. Şeyini yapan kadın. Siz aynı zamanda uzmanlığınızda istatistik de var değil mi Selçuk Bey? Kütüphaneci olunca biraz bir şeylerden bilmek durumunda kalıyoruz. Evet öyle canım. Bu arada bu cevap artık son 3 soruya girerken puan tablosu açısından da çok önemliydi. Dilerseniz bir daha bakalım. Şu an 1250 puanla Selçuk Bey avantajlı final konusunda. Nihat Bey garantiledi. Eylem Hanım'ın final şansı kalmadı. Artık ikincilik yarışı çok önemli hale geldi. Finalde Serkan Bey mi yoksa Selçuk Bey mi yarışacak? Fark 90 puan. Şimdi de Serkan Bey'deyiz. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası. Kategorimiz biyolojiymiş. Serkan Bey için geliyor sorumuz. Adını keşfini yapan bilim insanından alan hücre içinde özelleşmiş bir yapıdır. Süremiz başladı. Golgi aygıtı. Golgi aygıtı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Çok kritik bir soruydu. Çok kritik bir cevap geldi. İkincilik koltuğunda iki isim var. 1250, 1250. Bu iki sorunun ardından da uzatmaya gidebilir yarışma. Ve şu ana kadar 65 bölümümüzde yaşamadık. İlki yaşatabilirsiniz bu akşam bize. Çetin bir mücadele, keyifli bir mücadele. Bakalım Nihat Bey'in sorusunda kime gidecek puanlar? Buyursunlar. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si. 90 puan değerinde kategorisi tarihmiş Nihat Bey. Sizin için geliyor efendim. Vasiyeti üzerine türbesinin kubbesinde yağmur girmesi için açıklık bırakılan padişahtır. Süremiz başladı. İkinci Ahmet. İkinci Ahmet. Doğru mu? Görelim. Değilmiş efendim. Buyurun Selçuk Bey. İkinci Murat. İkinci Murat. Vasiyeti üzerine türbesinin kubbesinde yağmur girmesi için açıklık bırakılan padişah. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Böylece avantaj Selçuk Bey'e geçti final yarışında. Bu konuyla ilgili evet yarışın en heyecanlı yeri ama şunu da aktarmak isterim. Tarihçilerin kutbu olarak kabul edilen Profesör Doktor Halil İnalcı'nın aktardığı bilgi şöyleydi. Sultan II. Murat için Bursa şehrinin önemi büyüktür. Bölgeye yaptığı yatırımlardan sonra yazdırdığı vasiyetnamesinde Bursa ile ilgili olarak vefatımdan sonra beni Bursa'da merhum oğlum Ali yanındaki kabrimin katına koyalar. Üzerime bir çav divar türbe yapalar, üstü açık ola ki üzerime yağmur yağa. Soyumdan sopumdan her kim ölecek olursa benim yanımda koymayalar, katıma getirmeyeler şeklinde vasiyeti varmış efendim. Ve bu vasiyette uygulanıp yağmur suyu alabilsin diye türbe ona göre inşa edilmiş. Artık son soruya geldik. Puan tablosuna bir kez daha bakıyoruz efendim. Finalde kimlerle yarışacağız? Son soruda eğer ki cevap Serkan Bey'den gelirse... Yarışmanın yine uzama ihtimali var. Eylem Hanım'ın sorusu belirleyecek. Buyursunlar, son soru. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si kalmıştı elimizde. Kapanış kategorimiz tiyatro olacak. Sorumuz şöyle sorulmuş. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun temelini oluşturan ülkemizin ilk ödenekli tiyatrosudur. Süremiz başladı.
dedi ve Nihat Bey ben bilirim dedi. Darül Bedai. Darül Bedai. Eğer cevap doğruysa finaldeki isimler Nihat Bey ve Selçuk Bey. Doğru değilse Serkan Bey'in şansı devam edecek. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun temelini oluşturan ülkemizin ilk ödenekli tiyatrosu Darül Bedai mi? Görelim. Veririz. Çok heyecanlı bir yarış oldu. Finalistler belli oldu. Tabloya bir kez daha gidiyoruz efendim. Konya'dan gelen yarışmacımız öğretim üyesi Nihat Bey 1670 puanla finalde. Rakibi İstanbul'dan yarışmacımız Selçuk Bey, kütüphaneler konusunda uzman ve yıllardır çalışmalar yapan isim, 1340 puanla finalde. Tebrik ederiz. Son ana kadar şansını sürdüren, son soruda finalin eşiğinden dönen isim Serkan Bey oldu. Puan tablosuna baktığımızda Serkan Bey 1250 puan, Eylem Hanım da 780 puanla tamamladılar. Kutlarız. Vallahi benim için çok heyecanlı bir yarıştı. Öncelikle samimiyetle bunu söyleyeyim. Çünkü şöyle bir durum var. Yarışma hiç daha önce uzamadı. Ve son soruda cevap Serkan Bey'den gelseydi hiç bunun uygulamasını da yapmadık. İlk defa yapacaktık. Bir ekstra soru alacaktık ve o ekstra soruda iki yarışmacımız arasında bir yarış olacaktı. Heyecan dozu hep yüksekti. Bunu yaşattığınız için ben eminim izleyicilerimiz de aynı şeyi düşünüyordur. Herkes adına teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Dört yarışmacımıza da. Finalde özellikle Nihat Bey'le ve Selçuk Bey'le konuşacağız ama veda edeceğimiz isimlerle Serkan Bey'le başlayalım. Ne dersiniz bu akşam için Serkan Bey? Vallahi çok çekişmeli, güzel bir yarışma oldu. Tebrik ediyorum arkadaşları. Birkaç deyim sorusu üst üste çözemeyince öyle kötü oldu benim için. Başarılar diliyorum finalde onlara. Çok teşekkür ederim. Sizlere de, ekibinize de çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcak, çok her şey harikaydı. Çok sağ olun. Çok sağ olun Serkan Bey, siz de. İlk gün aileyle geldiniz, kundaktaki bebekle geldiniz. Evet. Gerçekten hani o dönemler hassastır. Vakit ayırmak bu tarafa verdiğiniz, bizim yarışmamıza verdiğiniz değeri de gösterir. Çok sağ olun efendim. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Eylem Hanım, siz ne dersiniz? Güzeldi. Ben zaten ikinci turun başlarından sonra biraz daha eğlenmeye odaklandım. Son soruyu bilinçli olarak bıraktım. Belki Serkan Bey alır da hani güzel bir şey izleriz diye. Sonuca etki etmemek için bıraktınız. Evet. Başarılar diliyorum arkadaşlara. Siz bıraktınız. Nihat Bey sonuca etki etti. Beklemiyordum Nihat Bey'in masasını. Ama şimdi Nihat Bey de finale yükselecek ki orada da çok minik farklılıklar birinciyi belirliyor. Yani o noktada anlayışla karşılamak lazım. Eylem Hanım çok memnun olduk. Bir kez daha sağ olun efendim. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. O halde finale geçelim. Haftamızın birincisi kim olacak? Ödülümüzü kim kazanacak? Nihat Bey mi? Selçuk Bey mi? Sevgili seyirciler, son 10 sorunun ardından birincimiz belli oluyor. Onları da birlikte cevaplayalım. Hadi finale geçelim. Ve ödül bölümüyle karşınızdayız. Günlerini birinci tamamlayan dört yarışmacımız stüdyomuzda. Ve bakalım ödülün sahibi kim olacak? Başlıyoruz. İlk sorumuzu Selçuk Bey ile seçerek. Şavşat'ın şeysi. Kategorimiz müzik mi Selçuk Bey? Peşte. Kutlarız. Bursa'nın B'si. Kategorimiz bu kez tarih efendim. Hammurabi. Tebrikler. Giresun'un G'si. Kategorimiz bu sorumuzda müzikmiş Selçuk Bey. Süremiz başladı. Hoş görsen. Tebrikler. Sonradan mı geldi Selçuk Bey? Bir düşündünüz. Şarkıyı söyledim. İkinizden şarkının sözlerini söyledim. Nakarasına kadar geldi. Yakalamak için. Evet. Nihat Bey'deyiz. Motor gücüyle çalışan iki vagonlu ulaşım aracıdır. Füniküler. Tebrikler. Sevgili seyirciler, ben bilirim de son tura geldik, final turuna geldik. Bu akşamın birincisi, bu haftanın birincisi kim olacak? Onu görmek için Nihat Bey, Selçuk Bey masalarında yerlerini aldılar. Puan tablosuna baktığımızda finale yükselirken topladıkları puanlar 1670 Nihat Bey, 1340 Selçuk Bey. Çok güzel yarış izledik şu ana kadar. Eminim hani kazanan da kaybeden de zaten çok başarılı, onu tartışmayacağız. Ama ne dersiniz Selçuk Bey final öncesi? Gerçekten aralarda da söylüyorduk nefes kesen bir yarışma oluyor diye. Öyle bir yarışmayla geldik finale.
Tebrik ediyorum. Hocamı da tebrik ediyorum. Bir tur önce elenmiş arkadaşlarımı da. Güzel bir final diliyorum ikimize de. Keyifli bir final bizi bekliyor. Başarılar diyorum Selçuk Bey. Teşekkür ederim. Nihat Bey siz ne dersiniz? Gerçekten son ana kadar kimin finalist olacağının belli olmadığı, sizin de zikrettiğiniz üzere ilk kez neredeyse bir eşitliğin yaşanacağı bir durum oldu. Çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Artık tebrik ediyorum yarışmacı bütün arkadaşlarımı. Süper. Artık birinciyi belirleme, adını koyma vakti efendim. Evet. Nihat Bey mi yoksa Selçuk Bey mi ödül bölümümüzde birinci olacak? O zaman önce kategorilerimizi görelim. Bu arada puan farkımız 330. Yani Selçuk Bey'in birinci olabilmesi için Nihat Bey'e 2 soruluk üstünlük sağlaması lazım. İlk kategoriyi de Selçuk Bey seçecek. Geliyor kategoriler. Bu akşam yapı, edebiyat, denizcilik, üniversiteler ve tıp kategorilerinden sorularımız var. Buyursunlar Selçuk Bey, hangisiyle başlayalım? Edebiyat, Samsun'un S'si. Edebiyat, cevapta göreceğimiz harf Samsun'un S'si sorumuz geliyor. 19. yüzyılda Rusya'daki değişimi aristokrat bir ailenin portresini çizerek anlatan Anton Çehov eseridir Nihat Bey. Gelmedi. Final turunda yarışmacılarımızın ikişer kez cevap hakkı var. İki kez buton hakkı var. Bu soruda 3 kutumuzu açabiliyoruz. Bir tanesini açalım. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Son 5 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Ve iki yarışmacımız da cevap hakkını kullanmadı. 19. yüzyılda Rusya'daki değişimi aristokrat bir ailenin portresini çizerek anlatan Anton Çehov eseridir. Görelim. Vişne Bahçesi'ydi aradığımız cevap efendim. İki yarışmacımızla da bu cevaba ulaşamadık. Yolumuza devam ediyoruz Nihat Bey'in seçeceği kategoriyle. Üniversiteler... Y. Üniversiteler, cevapta göreceğimiz harf Yalova'nın Y'si. Buyursunlar. 2016 yılında kurulan eğitim kurumudur. İzmir nokta nokta Üniversitesi Nihat Bey. Bakırçay. İzmir Bakırçay Üniversitesi cevabı geldi. Son anda doğru mu? Görelim. Evet, böylece fark 530'a yükseldi, 3 soruya yükseldi efendim avantajı Nihat Bey'in. Şimdi de kategori seçiyoruz Selçuk Bey'le. Üniversitelerden devam edelim. Konya'nın K'si. Evet, cevapta göreceğimiz harf K harfi. Sorumuz şöyle. Tarihi ve kültürel dokusuyla meşhur ilimiz Mardin'de 2007 yılında kurulan üniversitemizdir Nihat Bey. Artuklu. Artuklu Üniversitesi. Doğru mu? Görelim. Göreriz. Evet, final turunda yarışmacılarımızın risk alma lüksü var ve o riski alıp ikisinde de cevaba ulaştı Nihat Bey. Galiba ilk soruda yapamamıştık risk alıp. Bakalım önümüzdeki sorularda yarışmacılarımız nasıl stratejilerle yarışacaklar. Sıradaki kategorimiz Nihat Bey için geliyor. Edebiyat yumuşak G. Edebiyat yumuşak G sorumuz şöyleymiş. Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf eserlerinin olduğu roman serisidir Nihat Bey. Gelmedi, süremiz işliyor, ben bilirim diyen var. Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf eserlerinin olduğu roman serisini arıyoruz. 3 kutu açma hakkımız var. Bir tanesini açalım. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Son 5 saniye.
2 saniye, 1 saniye. Ve bu sorudan da puan alamadık. Peki cevabımız neymiş efendim? Geliyor. Akçaksaz'ın ağlarıydı aradığımız cevap. Ve yolumuza devam ediyoruz. Sorumuzu seçecek isim Selçuk Bey. Denizcilik Adana'nın ağası. 6 sorumuz kalmıştı. Denizcilik Adana'nın ağası geliyor. Geminin veya kayığın yanları için kullanılan denizcilik terimidir. Nihat Bey. Mavna. Mavna. Aradığımız cevap Mavna mı? Görelim. Değilmiş. Selçuk Bey. Banda. 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 Doğru mu? Görelim. O da değilmiş. Birer tahmin hakkımız daha var. Bu soruda sadece bir kutuyu açma hakkımız var. O kutuyu açalım. Buyurun Selçuk Bey. Borda. Borda. Doğru mu? Görelim. Evet. Finalimizde şimdi de kategori seçeceğimiz isim Nihat Bey. Tıp P. Tıp cevapta göreceğimiz P harfi sorumuz şöyle. Hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımını konu alan tıp dalıdır Selçuk Bey. Gelmedi. Süremiz işliyor. Buyurun Nihat Bey. Nükleer tıp. Nükleer tıp. Doğru mu? Görelim. Evet. Ve şimdi de sıradaki sorumuz seçecek isim Selçuk Bey. Tıp H. Tıp Hatay'ın H'si cevapta göreceğimiz harf geliyor. Parmak ucundan dirseğe kadar olan cilt, cilt altı, kas gibi bölgelerdeki sorunlarla ilgilenen tıp dalıdır. Nihat Bey'in süresi işliyor. Gelmedi, Selçuk Bey ben bilirim dedi. El cerrahisi. El cerrahisi. Doğru mu? Görelim. Evet. Evet, bakmadık hiç. Durum nedir? Bilmiyoruz. İsterseniz bir puan tablosuna bakalım efendim. 2270-1740 şeklinde 530 puanlık farkımız var. Kaç sorumuz kaldı? 3 sorumuz var ve Selçuk Bey bu 3 soruda 3'te 3 yaparsa haftanın birincisi olacak. Ödülün sahibi olacak. Bir soruda bile kaçırırsa Nihat Bey haftamızın şampiyonu olacak efendim. Buyursunlar, sıradaki kategoriyi seçiyoruz Nihat Bey. Yapı İ. Yapı İzmir'in İ'si sorumuz geliyor. Bir binanın yetkili devlet kurumu tarafından öngörülen azami yüksekliğidir Selçuk Bey. İrtifa. İrtifa. Acaba aradığımız cevap irtifa mı? Görelim. Değilmiş Nihat Bey. Gabari. Gabari. Görelim. Evet. İyi harfi. Efendim Selçuk Bey? İyi harfi heyecan tersi attı. Tamam. Sağlık olsun efendim. Bu arada Nihat Bey artık bu haftanın birincisi olmayı garantiledi. Son sorularımızı da cevaplayacağız. Tebrik ediyoruz şimdiden. Son soruları da hem ekran başındaki seyircilerimiz için hem de artık nihai puanları görmek için cevaplayacağız. Buyursunlar. Soruyu seçeceğimiz isim Selçuk Bey. Yapı Rize'nin R'si. Rize'nin R'si yapı kategorisi sorusu şöyle sorulmuş.
genellikle sıvanacak, boyanacak yerlere boyadan önce sürülen kattır. Nihat Bey. Astar. Astar. Doğru mu? Görelim. Artık son soruyu alıyoruz. O soruyu da Nihat Bey'le alıyoruz. Buyursunlar. Denizcilik C. Denizcilik C elimizde kalan son soru ve son kategoriydi. Geliyor efendim. Denizcilikte iskele halatını çözüp bağlayan kişidir Selçuk Bey. Çımacı. Çımacı. Son 200 puan Selçuk Bey'e mi gidecek? Görelim. Evet. Bir hafta boyunca yarıştılar. Önce günlerinin birincisi oldular. Arkasından da efendim ödül bölümünde birincilerle bir araya geldiler. Puan tablosuna bir kez daha baktığımızda bu haftanın şampiyonu 2670 puanla Nihat Bey, bu haftanın ikincisi 1940 puanla Selçuk Bey. Son sorular belirledi, final turundaki son sorular. Zaten 330 puanlık farkla gelmiştik. Nihat Bey burada da biraz daha avantaj yakaladı. Güzel yarıştınız, çok da keyifle yarıştınız. Son sözleri alarak veda edeceğiz. Selçuk Bey ne dersiniz? Gerçekten çok güzel bir yarışma, çok güzel bir ortam, ambiyans sorularımdan biriydi geçen turda. Ben çok keyif aldım. Buradaki ekibi tanımaktan, çünkü ulaşımımızdan buraya ağırlanmamıza kadar gerçekten bize çok yol gösterici oldular. Telefonla destek verdiler. Burada da aynı ortamı buldum. Teşekkür ediyorum. Hocamı tebrik ediyorum. Bir de devamlı böyle akademiyle ilgili genelde son zamanlarda olumsuz konuşmalar oluyor. Aslında değerli hocam ve ben de eğer katarsanız burada olmamız bir başarının göstergesi. Ben kurumlarımıza inanalım ve başarıyı beraber yükseltelim demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hocamı tebrik ediyorum tekrar. Evet, bir öğretim üyemiz, bir de öğretim görevlimiz vardı bu akşam. Selçuk Bey de Nihat Bey de gerçekten son ana kadar çok başarıyla ve hızlı yarıştılar. Biz tanımaktan çok memnun olduk. Çok çok teşekkür ederim Selçuk Bey tekrar. Teşekkür ediyorum. Ve Nihat Bey, ödülümüzün sahibi olan, bu haftanın şampiyonu olan isim, tekrar kutlarım. Çok teşekkür ederim. Ben de hocama katılıyorum. Yani bilginin, samimiyetin bir arada buluştuğu bir ortam burası. Sizin şahsınızda tüm ekibi öncelikle kutluyorum. Teşekkür ediyorum ilgilerinden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Ve hayatın her safhasında belki öğrencilerime ve genel olarak tüm gençlere tavsiyem, bilgi her zaman kazanır. O yüzden bilginin peşinden koşmaya gayret etsinler. Umarım kendilerini en güzel yollara götürecektir. Bilgi. Harikasınız Nihat Bey. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Sizin gibi değerli insanları stüdyomuzda ağırlamak da bizim için ayrıca onurdur, ayrıca gururdur. Çok çok sağ olun. Çok değerli yarışmacılarımızı ağırladık hafta boyu ve efendim finalde de artık birincimiz netleşti. Bu arada ödülünü de Nihat Bey'e takdim edelim. Tebrik ediyorum. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Çok sağ olun. Selçuk Bey de bu haftanın ikincisi oldu. Harikasınız. O zaman kapanışı da birlikte şu kameramıza yapalım. Efendim hafta boyunca her gün 4 yarışmacımızla stüdyomuzda buluştuk. Sorularımızı cevapladık. Finale yükselen isimler bir öğretim görevlimiz, bir öğretim üyemiz, aynı zamanda da kütüphanecimizdi. Siz de Türkiye'nin neresinde olursanız olun, gelin, bu masalar sizi bekliyor. Başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.